Hadi de ılık sütü dene bakalım. Karadeniz'de batan gemileri geri getirmese de hiç yoksa uyku getirir. Sağ ol. Ama ben iyiydim böyle. Belli belli. Çakır gözlerde çakan şimşekler de keyiften zar. Senden de bir şey saklanmıyor Firuzan Sultan. Bu kadar çabuk dönmenizin nedeni özlem olmasa gerek. Evlenirken Salma'ya Serkan'dan söz etmemiştim. Aferin akılsız çocuk. Kapıya dayanıp 11 yaşında nur topu gibi bir oğlumuz mu oldu dedin kızcağıza? Yok. Onu daha önce söyledim. Ha. Bilmediği bundan sonra beraber yaşayacağımızdı. Sen ne işler çeviriyorsun yine bakayım? Ona söyleyemezdim. Oğlum, insan karısından kendini saklar mı? Evlilikte bir olmak, biz olmak vardır. Kendinden çok sevmek, birbirini ciğerine kadar bilmek vardır. Güven, özveri vardır. Rahmetli Arif'le biz sana böyle mi örnek olduk? Bana bak çocuk. Sen sahiden seviyor musun bu kızı? Ya o seni? Güveni sarsıldı. Onu gözümden bile sakınırken, kendimden esirgerken, üzülme sen, tamam mı? Üzülme babacığım. Üzülmüyorum oğlum. Sen yanımdayken ben hiç üzülür müyüm? Olsun. Sen üzülme yine de. Ben seni çok seviyorum babacığım. Yanıma geleceksin değil mi? Sonra. Babaanne de gelsin. Üçümüz yatalım olur mu? Anne baba çocuk gibi. Olur. Söylerim. Baba. Efendim. Artık ayrılmayacağız değil mi? Hayır oğlum, ayrılmayacağız. Artık hiç ayrılmayacağız. İyi geceler. İyi geceler. Ara hadi. Ara dedim, çekmeyeyim kulaklarını. Ne diyeceğim ki? Analım seni hemen buraya çağırıyor. Bir kızarsa bir daha hayatta gönlünü alamazmışsın diyeceksin. Tanışmadan bozuşmayalım diyor de. Bilmiyorsun. Başka şeyler de var. Ya anlat ya ara. Sen seç. Ev cevap verme. Cep telefonundan ara. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Mobil telefon.
kapsama alanı dışında diyor. Neredeyse oradan ara. Al kızın gönlünü, yoksa ben senin ifadeni fena alacağım Mithat çocuk. Seninki? Feyza. Ne diyeyim? Yok de, bilmiyorum de, bir şeyler değişti. Bir konuşsaydınız. En azından şu an değil. Alo. Sağ ol sen. Salma yok. Sahra versek? Sen de mi Feyza? Lütfen. Söyleyeceklerim önemli. Yok. Yani burada olmadığını söylüyor. Nerede olduğunu da bilmiyormuş. Öyle dedi. Peki Feyza. Sağ ol. Kusura bakma, rahatsız ettim. Evet. Görüşmek istemiyor. Telefona bile gelmedi. Madem nerede olduğunu biliyorsun, o telefona gelmiyorsa sen yanına gidersin oğlum. Hadi diyorum. Yediğin altı temizle bakalım. Özür dilemeyi bilmeyen kendinden ötesini sevemez. Neydi bu? Acı çeken asfalt sesi. Mithat olmasın. Mümkün mü vallahi? Ah Feyza ya. Mithat'ın arabası tek kapı kırmızı. Yokum ben. Ay nasıl canım? Burada olduğunu söyledim bir kere. Ne bileyim, uyuyor de. Gerçekten istemiyorum. Of, iyi aman tamam. Peki git sen odana. Ben uydururum bir şeyler. Bu kadar önemli olmasa habersiz gelmezdim. Sorun değil. Biz de tam senden bahsediyorduk. Yani Sahra uyumadan önce. Anlatacaklarını merakla bekliyorum. Allah Allah. Kim ki acaba? Bak bakalım. Kim o? Nihat. Nihat. Gideyim ben. Olmaz. Saklanayım öyleyse. O hiç olmaz. Ne yapacağız peki? Burada oluşunu Nihat'a dünyada açıklayamayız. Şey yap. Bileyim ben, yap bir şeyler işte. Buldum. Yukarı saklan. Tabii ya, yukarı çık sen. Şeyin yanına. Sağdaki oda. Hiç açmayacaksın sandım. Düşünmedim değil. Rahatsız etmedim umarım. İncel'in göz yaşartıyor yine. Uyumadığını biliyorum. Yanılıyorsun. Uyurken konuşmayı tercih ediyorsan benim için sorun yok. Hem sabah uyandığında konuştuklarımızı hatırlamak zorunda kalmazsın. Onu kastetmedim. Ben zaten ayakta uyutuluyormuşum. Evet. Sen evine gelen konukları böyle mi karşılarsın? Evet. Gece yarısı çat kapı gelenlere evet. Sabaha karşı bacadan mı girseydin? Ya sen hiç ciddi olamaz mısın? Ben? Olurum. Hatta çok fena ciddi olurum da. Daha ne? İşine gelmeyebilir. Allah Allah. Bak, dikkat et. Şimdi hayatımda olmadığım kadar ciddi olacağım. Oluyorum bak. Benimle ol Feyza. Ne desen haklısın.
Ama niyetim seni kandırmak değildi, inan. Bunlara gerek yok Mithat. Biz bir anlaşma yaptık. Birbirimize yardım etmek için. Canımızı yakanlardan öcü almak adına. Bana bir açıklama yapmak zorunda değilsin. Ama insan dostunu en iyi iş hayatında tanırmış. Anlamadığım tek şey, durum böyleyken bana neden yalan söylediğin. Ben sana hangi konuda yalan söyledim? Hani ben ilk evliliğindim? Öyle. Peki ya oğlum? Sahra, ben Serkan'ı evlat edindim. Ne seninle evlenirken ne de onu eve getirirken başka bir hesabım yoktu. Amerika'daydı çünkü tedavi görüyordu. Serkan için aile ve güven duygusu çok önemli. Evlendiğimi öğrenince benimle gelmek istedi. Geri dönmeyeceğimden korktu sanırım. Onu kırmak istemedim ben. Şimdi nasıl? İyi. Meraklanacak bir şey yok. Ama evden ayrılmanın tek nedeni bu değildi herhalde. Yanıtlayamayacağım soru yok Sahra. İsim ver, gölgeleri kovayım. Aramızda sana duyduğum aşktan başka hiçbir şey kalmasın. Abinin bana aşık olduğunu biliyordun değil mi Mithat? Teşekkür ederim. Bu evet mi demek oluyor? Hadi şarabı anladık. Sarhoş edip benden faydalanmak için. Ama bu ne? Baktıkça beni hatırla diye. Sen de benden hoşlanıyorsun. Nereden çıkardın canım? Bu senin üstü kuruntun. Neden titriyorsun o zaman? Kim? Ben mi? Bildiğini sanıyordum. Nil, Cemal abimi senden kıskandığı için öldürmedi mi? Ama sen, yani abinin aşık olduğu kadınla, yani benimle nasıl düşünebilirsin bunu? Hayatınıza intikam niyetiyle girdim. Her hamleyi hesaplayarak. Ama sana aşık olmak planın bir parçası değildi. Bana inanman için daha ne yapmam gerekiyor? Bak, önünde diz de çöktüm. Bana bak.
Yüzüme bak. Bırak sözleri bir kenara. Gözlerime bak. Sana nasıl baktıklarına bak. Yaşadıkların kolay değil biliyorum. Canını o kadar yaktılar ki. Tekrar acı çekmekten korkuyorsun. İster inan ister inanma. Senin kılına zarar verecek adam. Karşısında beni bulur. Hem de en acımasız yüzümle. Hadi gel. Geçmişte yaşadıklarımızı bir kenara bırakıp bugünü bizim için milat kabul edelim. Sıfırdan başlayalım. Sorularımız düne değil, yarına dair olsun. Bir düşün. Mithat. Serkan nerede? Validenin yanında. Kimin? Korkma. Yeni bir sır değil. Beni evlat edinen aile var ya. Evet, Arif Demircan. Arif Bey vefat edeli 2 yıl oluyor. Eşi Firuzan Sultan'ın yanında. Ben de oradan geliyorum. Hatta Firuzan Sultan'ın sana bir de mesajı var. Bana? Evet. Gelinini tanımak istiyormuş. Şimdi bir de gelin mi oldum? Komik olan ne? Ben gayet ciddiyim. Ben haline gülüyorum yani. Şimdi fark ettim. Faslı prenses pijaması böyle mi oluyor? Hayır. Bu ruh yaşına uygun olduğundan Feyza pijaması. Valideyi ziyarete gelecek misin? Bir düşünmem lazım. Karşılığında sen ne yapacaksın? Mektuplarımı okuduğunu unutacağım.